Türkiye siber güvenlik konusunda son derece bilinçli aslına bakarsanız. Özellikle enterprise tarafa bakacak olursak, Kuzey Amerika'dan çok daha bilinç düzeyi yüksek bir algı söz konusu. Dolayısıyla hele hele finans sektöründe gerçekten hem Avrupa'da hem Kuzey Amerika'daki birçok bankaya nazaran çok ciddi veri güvenlik implementasyonları yapan, işte zafiyetleri ve riskleri elimine etmek üzere analizler yapan ve buralara yatırım yapan birçok finans kuruluşundan bahsedebiliriz ki günümüzde hala Kuzey Amerika ülkelerinde çek üzerinden işlem dönüyor. İşte static user ID ve passwordlerle internet ve mobil bankacılık uygulamalarına giriş söz konusu. Ama Türkiye'de bu gerçekten çok gelişmiş. Yani reklamlarda da seyrediyorsunuzdur. Yüz tanıma sistemleriyle, parmak okuma sistemleriyle, günümüzde biyometrik sistemlerle authentication, yani doğrulama, kimlik doğrulama yapan bankalardan bahsetmek mümkün. Bu işin finans tarafı. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi hani üretimden yani kamuya, işte ne bileyim üniversitelerden çeşitli işletmelere kadar herkes veri kayıplarını ortadan kaldırabilmek açısından çok ciddi infrastructure'lar kuruyor. Bir de malumatınız vardır diye düşünüyorum. Kişisel verilerin korunmasına istinaden bir kanun çıktı. Kanun maddeleriyle ilgili ileride revizyonlar mutlaka yapılacaktır. Bu Avrupa'da GDPR diye bir benzer regülasyon var. Ona benzer bir kanun hükmü olarak sunuldu, resmi gazetede yayınlandı. Dolayısıyla artık bizim, yani sokaktaki insanın, sıradan halkın bile verilerinin güvenliğini sağlamakla mükellef olacak işletmeler. Dolayısıyla bu bilinç düzeyi daha da artacak diye düşünüyorum.